Selamlar. O neydi? O neydi? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 11-11 tarihinde tüm dünyada neredeyse birçok markada büyük indirimler vardı. Trendyol'da da aynı şekilde çok büyük bir indirim vardı bazı markalarda. Ben de bunu kaçırmak istemedim. Aslında pek bir şey almaya niyetli değilim. Gerçekten sürekli evde olduğum için bebekte çok bir ihtiyacım yok. Yani sürekli eşofman, tişört falan takılıyorum. Ama bakmak paralı değil tabii ki. O yüzden sürekli her şeyi sepetime atıp atıp 15 dakika sonra sepetimden uçup gidişini izliyordum. Gerçekten en sevdiğim hobilerimden biri. Ve genelde sıralamayı en düşük fiyattan en yüksek fiyata olarak yapıyordum arkadaşlar. Ve bundan gerçekten çok büyük zevk alıyorum. Bence en düşük fiyata en güzelini bulabilirim. Böyle bir çeşit oyun gibi geliyor herhalde bana. Böyle beni çok cezbediyor. Ne bulabileceğim acaba diye. Güzel birkaç parça bulduğumu düşünüyorum. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Ben gerçekten görüntülerini beğendim. Şimdi sizlerle deneyeceğim. Hemen başlayalım bence. Hemen denemek istiyorum çünkü. Evet. Ta 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 ta. Hop. Şu tırnaklarıma bir şey olmasın diye şu orta tırnağımı açmaya çalışacağım. Bu arada 3 ürün de Bambi arkadaşlar. Niye Bambi? Gerçekten en uygun fiyatta onları bulabildim. Ve ayrıca en azından bilindik bir marka olduğu için son dönemlerde birçok ayakkabı markası çıktı. Birçok Instagram'da bile ayakkabı satılıyor biliyorsunuz. En azından bu bilindik bir marka ve daha önce ayakkabıları denedim, giydim. Fena değildi. Şimdi de güzel olduklarını umuyorum. Süet topu kısa. Eteklerle, siyah çoraplarla kombinlerim ne demek ki? Mini eteklerle, taytlarla çok çok kullanacağım bir model bu. İnşallah güzel olur. Şurası ne olmuş? Şurasında hafif bir şey var bakın. Fermuar gayet güzel görünüyor değil mi Muffin? Beğendin mi anneciğim? Muffin de geldi beni izliyor. Vallahi güzel görünüyor. Deneyeceğim bunu. Evet, şimdi odama geldim denemek için. Üzerimde eşofman var. Günlük halim bunlar. İşte her tarafta koliler var. Wow, bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim. Şöyle göstereyim size. Ay o ne terlikler ya. Çok rahat. Numarası da tam oldu. 39 almıştım. Tam oldu. İyi oldu. Biraz kalın bir çorap bile giyebilirim içine. Alt tabanındaki tırtıklar da çok çok güzel. Şık göstermiş yani ürünü. Aslı bu alışverişi beğendi. Oo, ikinci ayakkabı. İkinci ayakkabı da bu arkadaşlar. Evet, şurada biraz yapışkanları biraz görünüyor. Onu beğenmedim. Ama hiç problem mi? Hiç değil yani. Hiç görünecek bir yer değil çünkü. Bu modelin üzerinde hiçbir fermuar yok. Şurasında, arkasında hiçbir yerinde fermuar yok bir önceki model gibi. Umarım bacağımdan rahatlıkla geçer. Bazen sorun olabiliyor çünkü bu tarz modeller bende. Şöyle bir kesimi var. Şöyle. Evet. Şuraya ne olmuş ya? Hayır, kameraya gösterince görüyorum ama normalde baktığımda öyle bir şey görünmüyor yani. Dikkat çeken bir şey yok. Kameraya bakınca orada bir şey görüyorum ama. Selam arkadaşlar. Şu an videoyu editliyorum. Şunu söylemek istedim. Ayakkabının arkasında böyle beyaz bir şey görünüyor. Hatta bazı yerlerde böyle açık renkte beyaz çıkıyor. Onun neden öyle çıktığını hiç bilmiyorum ama gün gözüyle öyle bir şey görünüyor. Onu böyle açıklamak istedim. Evet, o zaman editlemeye devam edeyim. Siz de izlemeye devam edin. Bay bay. Neyse yok, gayet güzel görünüyor. Topuk boyu bence günlük kullanım için çok ideal. İçi biraz şardonlu bir kumaş. Böyle daha yumuşak bir kumaş arkadaşlar. Sıcak tutacak bir kumaştan yapılmış.
Ben genelde dizüstü çizmeleri çok seviyorum ama bence bu gayet pratik ve kullanışlı bir çizme. Gerçekten çok güzel duruyor bence. Çok beğendim. Bir yürüyeyim sizlere. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Sen beğendin mi muffin? Ha? Beğendin mi? Isırma anneciğim. Beğendin mi? Dur tamam. Arkadaşlar gerçekten çizimleri çok beğendim. Fiyat ve kalite anlamında çok uygun olduklarını düşünüyorum. Hem siyah olmaları, hem klasik olmaları, hem bacağımdan geçmeleri çok şükür. Hem de numaraların tutması beni çok çok mutlu etti. Düz olan oldukça rahat. Topuklu olanla da belki pamuklar üzerine yürümüyorsunuz ama yine de gayet rahat olduğunu söyleyebilirim. Günlük kullanım için bence uygun. Üçüncü aldığım ayakkabı kısa topuklu bir bot. Gelince onu da çekeceğim. Bu video buradan devam edecek. Öpüyorum sizleri şimdilik. Video eski evimizde başlamıştık. Şimdi yeni evimizde devam ediyoruz. Çünkü üçüncü ayakkabı gelmedi. Gelmesi 2 haftayı, 3 haftayı buldu. Bu süre zarfında da araya Black Friday gibi çok büyük bir indirim daha girdi. Ama çok param olmadığı için pek fazla bir şey alamadım. Bir iki bir şey aldım. Onları göstereceğim. Bu videoya eklemiş oldum. Ayrıca Zara'da bir indirimli mont gördüm. Onu çok beğendim. Onu aldım. Onu göstereceğim. Yani bu video 11-11 diye başlayıp Black Friday, Zara indirimi falan diye böyle gidiyor. Bu arada şunu söyleyeyim size. Bakın kirpiklerimde Maybelline'in Rocket Volume maskarası var. Dün akşam aynı maskarayı kullanmıştım ve eşim takma kirpik mi taktın dedi. Ben bir mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum ve bu iltifatta çok büyük pay sahibi olan Maybelline'in Rocket Volume maskarasını da buradan öpüyorum. Sizlere tavsiye ediyorum. Ürünleri alıp geliyorum hemen. Hop, ben geldim. Ay bir tane bir şey unuttum. Evet, şimdi gerçekten ben geldim, düşüyordum. Evet, şöyle yaklaştırayım biraz. Bir dakika, durur musun muffin? Muffin. Muffin. Oh oldu sana, oh. Nescafe içiyorum. Merak mı etmişsiniz? Bence hayır ama. Şimdi diğer videonun devamı olan üçüncü ayakkabıyı gösteriyorum. Onunla başlıyorum. Bakın 3 haftada geldi kendisi. Çok kıymetli. Güzel çıksa iyi olur. Yoksa gerçekten böyle bir gıcık kapacağım kendisinden. Wow. Cidden güzel yalnız var ya. Çok güzel topu. Ay tüylü. Ya şuraları falan böyle şey çıkıyor ama asla öyle değil. Kamerada çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten öyle bir şey var mı? Yok, kesinlikle öyle görünen bir şey yok. Diğer ayakkabılarda da fark ettim ben çekimden sonra onu ama kesinlikle böyle garip bir şey yok. Yani normal görünüyor gerçek gün gözüyle. Öyle söyleyeyim. Bakın. Ay çok güzel. Bayıldım. Only you. Ben normalde 38-39 ben normalde 38-39 giyiyorum ama internetten alışveriş yaptığımda hani büyük olması küçük olmasından daha iyidir diyerek, özellikle bot böyle kapalı ayakkabı aldığımda kalın bir çorapla giyebilirim diyerek böyle garanti şekilde 39 sipariş veriyorum. Evet. Arkadaşlar süet kumaştan yapılmış. Gayet güzel bir fermuarı var. Tüylü leopar desenli topuğu var, görüyorsunuz. Neyinden bahsedeyim başka? İnce bir tabanı var. Çok şık duruyor. Böyle hafif sivri gelen bir burnu var. Topuğu da güzel kalınlıkta. Hiç böyle aşırı ince değil. Bakın şöyle göstereyim. Çorabımın uyumsuzluğu yalnız üstümle. Neyse giyiyorum. Ay çok güzel. Çok beğendim. Ama rahatlığına şimdi bakacağız.
yalnız eşofmanımla leş gibi duruşu. Ay Allah'ım. Çok iyi oldum ya. Kendimi poz vermelere kaptırıp rahatlığı hakkında hiçbir şey söylememem. Hatta ayakkabı hakkında hiçbir şey söylememem de. Evet, kendimi tebrik ediyorum. Neyse, rahatlığı gayet yerinde olduğunu söylemek istedim sizlere buradan. Şuramı böyle tutuyorum çünkü buradan saçlarım çıkıyor. Evet, tutuyorum. Şöyle yandan konuşayım. Öptüm. Bye. Neyse, ayağımda kalsın o. Devam ediyorum. Mangoyu açıyorum. Evet, parmağımı soktum bile ama. Boş bir gözlük kabı ve gözlük sileceği. Evet, uygun aldığım için gözlüğü koymamışlar içine. Sadece kabıyla mendilini yollamışlar herhalde. Evet. Bakayım önce gözlüğü koymuşlar mı? Evet. Bakın gözlüğü de koymuşlar içine. Muffin kutuyu gördü geldi. Al bak ben sana açayım. Muffin'i de arkadan izleyeyim bari. 15.99 euro. Evet biz kaç para veriyoruz? Millet 15 versin. Ay vallahi ben istiyordum bu gözlüğü. Ray-Ban olanına para vermeye kıyamadım. Biliyorsunuz bebek olduktan sonra çok çok böyle pahalı şeyler almıyorum. Ayrıca çalışmıyorum artık biliyorsunuz. Gözlük yıkılıyor. Gözlük çok iyi. Ay saçlarım çok mu kötü? Ah 59 liraya almışım. Tamam gözlük gözümde kalsın. Evet sezonun modası denizci şapkası. Ben almadım hiçbir yerden. Gittim buradan aldım. İnşallah kafama olur. Genelde kafama olmuyorlar çünkü. Ay çok güzel oldu. Ay çok güzel oldu. Bakın. Ay çok güzel oldu ya. Hem sade her şeyle olur. Sonra bunun yanında size ne göstereceğim? Bu kendim için değil ama sizlere göstermek istedim. Zara'dan Black Friday'de böyle bir şey ısmarladım. Bu Elia için. Minnoş bir mont çıkıyor. Bu montu 60 liraya aldım arkadaşlar. Harika bir fiyat. %50 indirime girmişti. Bakın içi polar. Gayet güzel. Böyle güzel. Soft tonlarda bir pembe ben çok severim. Burası da böyle peluş, yumuşacık bir şey. Bayıldım. Yine kapşon içi yine polar. Ellerinde de üşümesin diye lastikleri var, sıkmaları var. Gayet güzel. Ben bunları niye çıkarmıyorum bilmiyorum ama. Neyse, dün Akbatı'ya gitmiştik. Akbatı AVM'de eşim Özgür, ben ve kızımız Elia yemeğe gittik. Sonra Zara'yı da şöyle 5 dakika gezeyim derken. Arkasında da high value yazıyor. Gerçekten benim için çok değerli. Montumu da giyeyim. Ay çok tam tarz oldum ben şu an. Ay bloggerlar yanında halt etmiş valla. Bir şey diyeceğim. Ayakkabıya basınca tık diye bir şey diyor topuğumda, sol ayağımda. Çok ilginç. Tık tık diye bir şey diyor ama anlamadım ne oldu. Neyse. Bir dakika. Dur şimdi bir kere. Kapak pozu alayım ben. Yaptım ya. Oluyor mu? İstiyorum şu an kendine. Çok güzel bir mont. Bayıldım. Montun özelliklerini anlatmadım size. Mont arkadaşlar puf puf elyaftan yapılmış. Bakayım. Evet elyaf içi. Dedim zaten böyle high value yazan böyle çok güzel bir extra four şeridi var yanlarında. Çok cool duruyor bence. Bayağı bir oversize. Ben small bedenini aldım. Bu arada merak edenleriniz oluyor bazen. Basic siyah skinny bir jeanle kombinledim önce. Aldıklarımı böyle
birbirine yakışması da ayrı bir güzellik oldu benim için. Bence çok çok iyi bir alışveriş yapmışım. Bu kadar da bitmedi. Yanıma mom jean aldım. Bunları da kombinleyeceğim sizler için. Ama aynı tişört tutacağım. Yani mom jean'e de yakışacaklar mı onu göstermek isterim. Şu an tabii kamerayı kapatıyorum, kusura bakmayın. Ay. Gözlükten göremiyorum ki. Bakın şu şekilde bir pıt katlarsanız çok daha güzel duruyor paçalar mom jean'lerde. Ben skinny jean'lerde de öyle kullanıyorum. Saçım çok darmaduman olabilir yani, kusura bakmayın. Darmadağın olabilirim. Hey sen, videoyu beğensen iyi edersin. Çok yoruldum. Hadi öpüyorum sizi. Bay bay. Saçımın halini görmek isteyen var mı? Yapıştı. Ay. Ay. Ay çok fenayım.